Bugün Açık Radyo'nun kuruluşunun 23. yıl dönümü. O yüzden konuğumuz Açık Radyo'nun genel müdürü ve genel yayın yönetmeni Ömer Madre bizlerle olacak. Ama Açık Radyo ile ilgili bir haberimiz var, videomuz var. Onu seyredelim, sonra da Ömer Bey ile burada sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo 94.9. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9. AçıkRadyo.com. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bugün konuğum matematikçi, bilim adamı, sosyal girişimci, ressam, yazar, doğayı kucaklayan, yaratıcı diyebilirim. Ali Nesin, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben her şeyi akla yoruyorum. Yani böyle IQ'muş, EQ'muş, OQ'muş, BQ'muş falan ayırt etmiyorum doğrusu. Yani insanın beyninin bazı kısmında daha geçmiş olabilir. Yani müzik kısmı geçmiş olabilir, matematik kısmı geçmiş olabilir, dilsel kısmı ama hepsinin ardında bir akıl var, bir zeka var. Every community radio station, every public radio station has this moment where it becomes clear to its founders that they're gonna do this. You know, we're gonna do this. We know we're gonna do this. What was that moment for this radio station? When did you realize you really were going to do this radio station, and why? Was there any specific thing going on that made you feel like this radio station had to happen? Well, both yes and no, actually. I mean, there was this new law for the private TVs and radio stations to be allowed for the first time in Turkey, except the state radio and television thing, and first during the time of the President Özal. Dünyadan her türlü toplumsal konuyu dinleyicisine ulaştıran Açık Radyo, önemli olayların insanlar tarafından unutulmasını istemiyor. Biz de dedik ki, peki ya haberleri böyle değil de çoğu Afrikalıymış. Böyle sunsak. Günün şarkısı. Haberleri bir gün içinde şarkıya çevirdik. Her günün haberlerini şarkı sözüne çevirdik, besteledik, çaldık ve yayınladık. Hem de tamamı aynı gün içinde. Bir ay süren kampanyada farklı müzisyenlerle çalıştık. Eduardo Galeano hayata veda etti. Katar silahı Amerika. Değişik müzik türlerini kullandı. Kampanyanın ilerleyen dönemlerinde bu bir günlük meydan okumaya ünlüler bile gönüllü olarak katıldı. Açık Radyo ise bu kampanyayla ulaşamadığı dinleyicilere ulaştı. Günün şarkısı pek çok kişi tarafından beğenildi, paylaşıldı ve playlistlere eklendi. Ve en önemlisi, insanlar gündemi hatırlamaya başladı. Açık Radyo 94. Evet, Ömer Madra stüdyomuzda, hoş geldiniz. Hoş bulduk, evet, merhaba. Evet, hoş geldiniz. Ayrıca da kutluyoruz yeni yaş gününüzü. Tam 13'ü değil mi? Evet, tam 13. Bu, yani 23 bitti, 24 yaşına girdik bugün. Evet. Sayenizde de bunu böyle televizyonda tutmak da çok hoş. Çok genç, teşekkür ederim. İnsan için genç bir yaş ama bir kurum için bir hayli olgunluk yaşı. Yani hani nasıl... Köpeklerin, kedilerin yaşları 6-7 eklenerek gidiyor, evet. Hesaplanıyor. Radyo için de çok bayağı uzun bir süre, öyle değil mi? Nasıl yurt dışı ve şeyle benzerleriyle kıyasladığınızda? Yani çok daha eskileri var tabii. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama bizde yani şöyle bir şey hatırlıyorum. Şimdi bir yıllık da bir deneme, test yayınlarının işte ne yapacağız hiçbir fikrimiz olmadan girdiğimiz için... Başlarken bu işe, yani tamamen bodoslama bir şeydi. Şunu net olarak hatırlıyorum. Çok kapsamlı bir programla biz başlamaya çalıştık ve halen de öyle gidiyoruz. Yani 200'e yakın program var. Her hafta yani 1,5 dakikalık bir robot şairin 1,5 dakikalık haftalık programından da 2,5 saate uzanan, işte Açık Gazete gibi benim yapmakta olduğum ya da Açık Dergi gibi kuşak şeylerinde kapsamlı programlar var ama 200 tane ve 150 kadar program var, 155 galiba.
200'ün üzerinde de programcı her hafta geliyor ve burada yayın yapıyor. Konuklarıyla beraber böyle 400 kişilik falan bir hercümerç oluyor. Bu başında da böyle, öngörmemiştik ama başında da böyleydi ve oturttuk işte uzun zorlamalar sonucunda nereye koyacağız işte akşam saatlerinde mesela televizyonla yarışamayacağımıza karar vererek onu tamamen müzik, çeşitli müzik kuşaklarıyla işte caz, blues ağırlıklı vesaire ve klasik programlar, müzik programlarıyla yaptık. Fakat çok net hatırlıyorum bir toplantımızda. Tamam oturttuk artık yayına girebiliriz dedik ve en az 6 ay biz bunu sürdürürüz diye düşündük yani. O 23 sene 20. önce 6 ay yok bir sene de gider diyen arkadaşlarımız da var. Ölü ömürler biçiyordunuz kendinize. Evet. Yani en azından kendi payıma söyleyeyim. Hiçbir zaman umutsuz değildim ama yani böyle denenmemiş bir şeyi aklımın köşesinden bile geçmiyordu 23 yılı geçeceği falan. Şimdi biraz böyle arkama dönüp bakıyorum doğrusu. Biz evet. Neymişiz be abi diyerekten. Evet yani radyo deyince Türkiye'de TRT geliyor akla ve devlet olanaklarıyla sınırsız yayın imkanına sahip. Teknik olanakları çok gelişmiş. Yani en azından dönemine uygun olarak. Ama özel radyolar içinde bu formatta yayın yapan başka radyo var mı acaba? Zannetmiyorum. Yok. Ben de dünyada da çok fazla oldu. Yani çok ukalaca gibi gelecek ama lütfen biraz söyleyeyim. Baktım yani. Yani bu kadar yoğun bir şeyi olduğunu zannetmiyorum. Yani ben birkaç rakam da getirdim. Ha, çok güzel oldu. Yani bir paylaşım. Bu 23. yaş günü dolayısıyla küçük de bir spot hazırladık. Kimse seni övmüyorsa sen kendini öv faslından. Yani şöyle bir şey koyduk. Açık Radyo 23 yıldır açık. Bu 23 yılda bunu abartmıyorum. 23 milletten 1240 gönüllü programcı avazeyi bu aleme Davud gibi saldı. Bu Baki'den apartma bir şiirle. Yani Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış diye. Yani tam 15 yıldan beri de dinleyicisinin benzersiz bir desteği var. Dinleyici destek kampanyamız var. Ve aslında tamamen bedava olan bir yayını ayakta kalsın diye destekleyen dinleyicilerimiz var ve binlerle ifade ediliyor. Onların benzersiz desteğiyle de dünya daha iyi bir yer olsun diye işte dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince uğraş veriyoruz ve dinleyici ve destekçilerimizle birlikte nice yıllara diyoruz diye bir şey koymuştuk ve şimdi rakamlara baktığınız zaman hakikaten yani bu 1238 programcı olmuş. Bu son şimdi 48. yayın dönemindeyiz. Yaz ve kış dönemleri olarak şey yapıyoruz. Ve mesela bu dönemde toplam 210 programcımız var. Her hafta geliyorlar. Ya bazıları 15 günde bir filan. Ama olağanüstü bir şey bu bence. Programda şu anda 146 program var. Her hafta ya da 15'te bir olan şeyde. Çok yoğun bir şey var ve ben bunun benzerinin dünyada olduğundan da emin değilim. Büyük bir çeşitlilik başından beri istediğimiz bir şeydi ve yani bir çeşit Darwinist bir yaklaşımla şöyle diyebiliriz. Yani biyolojik çeşitliliğin evrimin temeli olduğunu söyledi. Darwin'in yakınlarda birkaç kez daha okuma ihtiyacını hissettim. Özellikle Türkiye'de biraz böyle bilim dışı saldırılara uğruyor maalesef. Ve orada fark ettim ki The Descent of Man kitabında özellikle yani biyolojik çeşitlilik sayesinde ancak direnç kazanabildiğini gösteriyor. Yani evrim ayakta kalabilmenin en şeyi güç kaynağı farklılıklardan doğan bir şey. Yani karşı başka türlere karşı empati göstererek onlarla işbirliği ve birlikte yaşama sayesinde türler ayakta kalabiliyor. Ben buna kuvvetle inanıyorum ve bizde de böyle bir Darwin'e nazire yaparcasına türlerin çeşitliliği var. Yani müzik türlerinde filan yani hem milliyetleri itibariyle biraz önce saydım işte 23 ayrı diploma şeyi olan
pasaportu olan insan var aralarında. Her millette insan var ve hem müzik türlerinde de, yani Farsi müzikler de var bizde düzenli olarak çalınan, yani İran ve Afganistan kökenli. İşte blues da var ve New Orleans müziğine de çok önem veriyoruz. O da türlerin çeşitliliğini iyi gösteren bir şey çünkü. Hem Kızılderililer, yerliler, hem Fransızlar etki etmiş. Ve bir de beyazların da işte böyle karışık bir durumu var. Ve bunlarla yani şöyle bir baktık mesela. Ha, bir de programcılarımızın en büyük özelliklerinden birinin %99'unun amatör olması, gönüllü olması yani. Hiçbir ücret, tamamen. Evet, onu ücretsiz. Soracaktım. İyi ki söylediniz. Esas farklılığınız da burada herhalde kaynaklanıyor. Evet, hatta yani tamamen bedava bir yayına bir de para veriyor dinleyiciler ayakta kalsın diye. Programcılar da kendi bizzat, işte eskiden kasetti, sonra CD oldu. Şimdi de işte dijital şeylerini stiklerle falan gelip yapıyorlar ve müthiş bir çoğunluk yaratıyor. Ve mesela işte aşağı yukarı şöyle, yayınların yaklaşık %65 civarı müzik, %30-35'i de sözel böyle. Ve sözel programlarda da bizim kapsamadığımız herhangi bir şey yok diyebilirim. Yani bu biraz da bizim manyaklığımızdan ileri geliyor olabilir. Yani her şey var. Sosyoloji de var, psikoloji de var, ekoloji çok yoğun bir şekilde evet, var. Yani. Siz zaten bir bayrak gibisiniz. Ömer Madra deyince çevre ve dünyanın iklim değişikliği konularında ilk akla gelen isimsiniz. Ayrıca eğitiminiz de farklı yandan, yani değil mi? Siz diplomasi bölümü birincilikle bitirmişsiniz. Herhalde böyle şeyleri söylemezsiniz, utanırsınız. Biz zikredelim bunları siyasalda. Yani uluslararası hukuk ve geçenlerde de bizim 68 sınıfı mezunuyum ben, mülkiyeliler. Onların 50. yıl dönümünde böyle bir moruklar olarak toplandık filan. Ve hala bunları konuşuyoruz. Yani insan hakları. Benim temel... Doktorunuz da galiba o yüzden, evet, değil mi? Evet, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bireysel başvuru hakkında doktora yaptım ben ki Türkiye'deki ilk monografiydi, kitaptı. Daha önce güzel Tahsin Bekir Bey'in, Baltan'ın falan mükemmel makaleleri vardı ama kitap olarak ilk benimkiydi doktora tezi olarak. Sonradan da ben üniversitede işte 11 Eylül'den sonra istifa ettim. YÖK'ü protesto ederek, istifa dilekçeme de yazarak. 12 Eylül'den yazarak. Sonra. 82 değil mi? Evet, 82'de. 82, evet. Ve orada da şeyi söyledim, yani bu akademik özgürlük anlayışıma da sığmıyor falan diye. Fakat ayrıldıktan sonra da bir kitap daha yazdım ve çok söylemesi ayıp. Benim bile bildiğim kadarıyla o ana kadar dünyada yazılmış ilk monografiydi, göçmenler üzerine. Şimdi çok gündemde tabii ama evet, o zamanlar pek konuşulmayan bir şeydi. Yani ben uluslararası hukuk açısından göçmenlerin durumu ne olacak diye bir, ve onu da ayrıldığım için de para pul yoktu. Hollanda çalışma ataşeliği sağ olsun. Ya bu kitabı basacaksın herhalde. Nasıl basacağım? Biz parasını verelim dediler ve Hollandalıların sayesinde basıldı. İngilizce yazılmış bir kitaptı. Yani onun için de mesela göçmen meselelerini falan biz çok yakından, yani takip ediyoruz. Evet. Natüremizde. Yani ben şöyle baktım. İşte sosyolojiden psikolojiye, ekolojiden ekonomiye, siyasetten felsefeye, çok yoğun felsefe programlarımız da vardı. İşte edebiyat her zaman çok vardı. Okumalar da yapıyoruz. Hala da yapmaktayız. İşte arkeoloji ve antropoloji, koku var. Kokular üzerine çok yoğun, 2 sene süren programlarımız oldu. Peki yani kokuyu nasıl koklatıyorsunuz şeyden? Valla bunu Vedat Ozan başardı. Bir dinleyicimiz olarak başladı. Aha. Ama özel merak. Bizde biraz böyle... psikopatolojik durumlar mı var nedir? Yani tuttur, herkes bir merakını çok kuvvetle işleyen bir grubuz biz.
bayağı koku üzerine program yapacağım dedi. Sonra dört haftada çiftlik, bir mi yaptı bunu? Evet, haftada bir, dört ciltlik muazzam bir kitaba dönüştü yani. Böyle. Şimdi mesela botanik üzerine çizimleriyle beraber pazarları muhteşem bir programımız var. Yani botanik deyip geçmemek lazım. Yani bir lalenin dünya tarihindeki yerini, Osmanlı, Hollanda, işte büyük ticaret imparatorluğu falan, bunlar konuşuluyor ve bunların çizimleri de web sitemizde yer alıyor. Yani hoş bir durum var. İşte tabii temel haklar meselesi. Daha ilk günden itibaren haklarımız diye bir program yaptı mesela İştar Gözaydın. Yani haklarımız nedir, ne değildir'i günde, haftada bir konuşuyorduk, 5 dakika olsa. Çok önemsediğimiz bir şeydi. İşte hak temelli haberler. İşte dünyanın çeşitli bölgelerindeki aktivizm faaliyetlerine kadar yerelden küresele uzanan çok geniş bir yelpaze içinde şey yapıyoruz. Şimdi de mesela dünyanın hiç takip etmediği, çok konuşuyorum. Lütfen. Biz çok mutluyuz. Keyifle dinliyoruz. Dünyanın pek takip etmediği, maalesef takip etmediği, işte siz biraz önce Nazım Bey söylediniz. Yani başka konu neredeyse yok diyebilirim. Yani dünyanın içinde bulunduğu iklim krizinde, yani dünyanın önde gelen bütün sosyal bilimcileri, fizik, kimya bilimcileri ve bütün diplomatlarının filan da önemli söyledikleri bir şey var. 6 yılla 12 yıl arasında bir zaman süremiz kaldığını söylüyorlar, mühlet. Yani eğer harekete geçilmezse 6. kitlesel yok oluş denen, işte sonuncusu 65 yıl, milyon yıl önce dinozorların bir göktaşı, devasa bir göktaşının gelmesiyle bir çeşit küresel ısınmadan dolayı insan yok şüphesiz o zaman, olan şeyin şimdi tekrarı var ve bizzat insan, yani antroposen çağı deniyor işte, insan çağı. İlk defa yeryüzünde gezegen kurulduğundan beri bir tür hem kendini hem de diğer türleri yok edebilecek kapasitede ve bu tüketim yüzünden deli saçması bir tüketim alışkanlığı. Yani fosil, petrol yakmazsak yaşayamayız abi. Biz arabasız, kamyonsuz, ticaretsiz, gemisiz, uçaksız yaşayamayız mantığından dolayı. Bu konuda şimdi mesela internet sitesinde filan da çok ayrıntılı olarak gelen bilge ihtiyarlarından tırnak içinde dünyanın gelen şeyleri belirtiyoruz. Yani 15 yaşında bir İsveçli çocuk okul kırmaya başladı. Kız çocuğu Greta diye. Çünkü bizim hükümet, İsveç kendisi çok yeşil gibi gözüküyor. Aslında son derece yüksek karbondioksit emisyonları yapıyor. Ve hükümet bizi dinlemiyorsa ben de okula, bak okulda bilim öğrendiğim bir işe yaramıyor diye gidip parlamento önünde 3 hafta boyunca grev yaptı. Öğretmenlerinin de bir kısmını kattı. Şimdi öğretmenler ikiye bölünmüş durumda. Yani derse mi gideyim, eyleme mi gideyim? Ha bir de şey, öğretmen diyor ki senin derse dönmen lazım kızım diyor. Bir yandan da haklısın ama diyor, yani yok oluşa gidiyoruz filan. Ve şimdi de bir lider haline aldı. İsveç, Finlandiya'da mesela tarihte görülmüş en yüksek 10 bin kişinin önünde konuşma yaptı. Şimdi de Avustralya'da yüzlerce öğrenci. Bu ay sonunda, yani sizin televizyon içinde naçizane bir önerim, takip etmek lazım. Evet, lütfen. Yani gözlerime inanamadığım şeyler oluyor. Bir Avustralya'da ne olacak? Avustralya'da o yüzeyden görünen, uzaydan görülen şey muazzam bir kuraklık var. %100'ünde var yani. Ve bu büyük mercan resifi, işte Great Barrier Reef dedikleri şey yok oluyor ki bu dünyanın bir mucizesi. Biyolojik çeşitliliğin ta kendisi ağrıyor. Ve bunu yok sayıyor. Çünkü çok büyük kömür çıkarları ve petrol vesaire çıkarları biz bu var. Eskiden sizin gibi uyarılar yapanlar pek fazla ciddiye alınmazdı diyor Emin Malnuf iki önceki kitabında. Ama diyor bu sefer durum çok ciddi dedikten sonra biz onun da haklı olduğunu, sizlerin de haklı olduğunu, geçen sene kafamıza bu kadar taş gibi dolular yağınca bütün İstanbul'da araçlar, camlar, çerçeveler böyle... O zaman ya doğru söylüyorlarmış. Ancak ya başımıza gelince, yani başımıza taş gelince. Şimdi mesela Trump asla kabul etmiyor ama Amerika'da, Kaliforniya'da, Kuzey ve Güney Kaliforniya'da tarihin en büyük
kaydedilen en büyük yangınları var. Şu anda 42 kişi hayatını kaybetti. İnsan evet. olarak sayısız hayvan, börtü böcek. Tabii onlardan haberimiz sonradan onlar olacak. Onlar zaten konuşulmuyor bile. Ve 200 küsur kişi, 210 ne kayıp vardı ben buraya gelirken baktığımda son. Yani resmi haber alamıyoruz diye ve Trump ormancılık kötü diye kerestecileri savunan ve petrolcüleri savunan bir yayın yapıyor ama büyük bir felaket var. Yani Neil Young gibi rock yıldızları ve bütün şeyler evleri yandı. Bir yandan da işte bu Avustralyalı kızlar da diyor ki ben mesela gördüğüm zaman çok şaşırıyorum. Şey var. Kız ben ay sonundaki Sydney'deki eylemden sorumluyum. Sivil itaatsizlik eyleminden diyor. İklime karşı bir şey yapmıyor şey. 14 yaşında sorumluluğunu almış. Eylemin sorumluluğunu. Bir de böyle gelişmeler var. Şimdi bugün mesela İngiltere'de yok oluş isyanı diye bir hareket var. Onu takip etmeye çalışıyoruz. Yani malum İngiltere demokrasinin temeli işte Magna Carta'dan bu yana ve toplum sözleşmesi bütün felsefecilerin büyük İngiliz felsefeci John Locke'un filan söyledi. İşte toplum felsefe sözleşmesiyle ayakta duruyoruz. O sözleşme bozulursa olmaz. Şimdi bozdu diyorlar yani İngiliz hükümeti, Britanya hükümeti ve bizim tedbir almıyor gelecek nesillerin. Bizlerin yaşayan çocukların hayatını koruyacak bir şey yapmıyor. Dolayısıyla biz tanımıyoruz artık hükümeti. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda devam ediyor ve sivil itaatsizlik tutuklanmayı göze alıyoruz diye bugün bir şeyin Şirketler Bakanlığı'nın ve Enerji bilmem ne Bakanlığı'nın önünde kendilerini cama yapıştırma eylemi yaptılar ve 14 ya da 15 kişi şu anda gözaltına alındı ama artık böyle bir şey başlamış durumda. İşte biz radyoda bunları da yakından takip etmeye çalışıyoruz. Bin bir türlü müzik çalmanın yanı sıra. Böyle bir hayatımız var yani. Evet, siz Türkiye'nin sonraki yıllarını hitap eden bir kurum olduğunuzu biliyoruz baştan beri. Zaten izleyicileriniz, sizin dinleyicileriniz de nitelik olarak yani ortanın üstü ve en üstü olarak değil mi? Eğitim olarak üst. Evet ama yani özellikle çok iyi bir soru sordunuz. Yani dün akşam mesela işte TÜYAP'tan bir sanatsever kurum ödülü aldık. Çok onurlandık çünkü çok seçkin yerlere de verilmiş. Orada kalabalık bir törendi. Gülis Hanım, Gülis Sururi de benim bizim ödülümüzü verdi sağ olsun. Orada çok genç insanlar. Bu müthiş önemli bizim için. Genç insanlar gelip her sabah sizi dinliyoruz, her gün sizi dinliyoruz diye. Bu muazzam önemli. Yani yeni kuşağın şey yapmak. Sizin de gözünüz gibi biraz önce buraya yayına girmeden önce sürekli dinliyorum diyen bir arkadaşımız da burada. Bu programdan önce evet. Girmeden. Bir de dinleme olanakları son derece arttı. Eskiden radyo bir tek radyoda dinlenirdi. Şimdi internet üzerinden yayın yapıldığı zaman işte kulaklığınızı taktığınız zaman her yerde podcast dinliyorsunuz. Podcast var bir de yani istediğiniz saatte tıklayarak şey yapıyorsun. Müsaadenizle ben bir de daha henüz yayınlanmamış bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Yeni yayın dönemine de girdik biz 6 ayda bir yaz ve kış dönemleri. Onun henüz maket halinde olan program yayın akışının kapağını vermek istiyorum. Burada işte... Meselenin aslında iklim meselesinin bir ekoloji değil, sınıfsal bir mesele. Yani zenginlerin büyük karları uğruna dünyanın yok edildiğini gösteren bizim çok yakın destekçimiz ve şeyimiz programcı Ohannes Şaşkal'ın karikatürist yaptığı bence harika bir çizim var. Kapakta onu kullanıyor. Evet, yani. Dünyayı parmağın üzerinde döndürüyor ama. Döndürüyor. Kol sevgi. Düğmesinde de dolar işareti var ama. Yani dünyanın durumunu gösteren bir şeyimiz var. İçinde de yayın akışının şeyleri var. O karmaşık filan yayın logo akışımız. Logo Bülent Erkmen'di galiba değil mi? Açık Efendim? Radyo logosu Bülent Erkmen'e mi aitti? Hayır değil. Kime bir, aitti? Yeşim Hanım'a şimdi söyledim. ve ama bu da konuşma şeyiyle kırmızı evet. O şey çizgi yani bu car car konuşan bir radyo olduğunu göstermek için işte her daim açık. Yani böyle bir Yeşim Demir olabilir belki. Efendim? Yeşim Demir olabilir. Evet. Evet.
Siz haftada kaç gün program yapıyorsunuz izleyicilerimiz için? Kişisel olarak evet. ben bir defa Açık Gazete her sabah var. Her sabah 2 saat var. Bazen 2,5 saate de uzuyor. Özellikle bu İngiltere'den şimdi aktivistleri, vatandaş gazetecileri bulup bize kim isyanı bildirecek diyoruz. Mutlaka biri çıkıyor ve anlatıyor. Atölye çalışmasına katılmış. Daha dün konuştum. Radyoculuk çok sihirli bir şey değil mi? Evet, yani hiçbir şeyle kıyaslanamam. Ben bir gün Bursa Otogarı'ndayım. Böyle ufak bu telefonlar çıkmamıştı ama telefondan yayın yapıyorlar. Bursa'ya ait bir radyoyu dinliyorum. Radyoda da şimdi İstanbul'lu bir gazeteci Bursa'da Otogar'da kulağında Bursa yerel bir radyo var ve gelen faksı okuyor. Şu anda diyor sizi dinliyorum. Hiçbir şey anlamıyorum ama diyor çok hoşuma gidiyorsunuz diyor. Şili'deyim diyor. Şili'den Bursa'ya Bursa Radyosu'nu dinliyor ve Bursa'daki yerel radyoya mesaj geçiyor internet üzerinden. Ya çok acayip. Yani Buket Uzuner mesela Galapagos Adaları'ndan bizi dinleyip kaç saat fark var bilmiyorum ve yayına katıldı. Yani ve destekleyici işte Galapagos'ta da korkunç yıkım oluyor diye. Böyle olağanüstü hoşluklar oluyor. Kanada'daki muazzam yangınlarda Darwin'in esas çalışma alanı değil mi? Galapagos Adaları. Aynen öyle. Ben de tabii onu hatırladım. Darwin'in adası diye. Bir de Kanada'da muazzam yangınlar oldu. Bu tar sen denen petrol kumları dedikleri katran kumları korkunç bir şey. Ay yüzeyine çeviriyorlar o güzelim ormanları. Orada bir çalışan yani orada müthiş yangınlar oluyor ve insanlar kaçıyor diye yayın yaptım. Ben orada çalışan bir mühendisim diye e-mail geldi. Dinliyorum sizi ve kaçmak halindeyim. Evi bırakmış. Tamam yayına gelin. Ertesi sabah da yayın yaptık. Yani böyle çok sihirli kutu. Yani şeyin dediği gibi Bertolt Brecht'in sihirli kutu diye bir şiiri var. Ya ne güzel. Biz şimdi 10 dakikadır sizle konuşuyoruz. Fakat 30 dakika doldurduk. Bana 10 dakika gibi geliyor. Evet, çok, şimdi arkadaşlarım yani, 1 dakika. Ya, kusura bakmayın. Yok, çok ama güzel şeyler anlattınız. Siz radyoculuk militanı olarak da zaman zaman bizim konuğumuz olun lütfen. Memnuniyetle yani bütün hem şeyler, radyoculuğu konuşalım hem de çevre meselesi. Ben bir tek şey söyleyeyim bitirmek için isterseniz. Yani biz kurulurken şirket anonim şirket olmak zorundasınız ama bir de hisse senedi işte şey pay bir şey dağıtmalısınız. Biz 92 ortaklı bir anonim şirket olarak kurulduk. Herkese zevba ettik. Var mısın böyle bir şeyde? Varım filan dedi. Ama Abidin Dino'nun şeylerini hisse senedi olarak Abidin Dino'nun Tuğralar serisinden bir şey eşi Güzin Dino'dan izin alarak şey yaptık ve arkasında şöyle yazıyor. Özgür, bağımsız, demokratik, haysiyetli, duyarlı ve sıra dışı bir radyo kurma projesine 1995'te işte bundan tam 23 sene önce verdiğiniz desteğin Türkiye'de yeni projelere örnek olması dileğiyle demişiz. Fazla olmadı ama ne yapalım olacaktır da. Evet, evet. Çok güzel gidiyor. Bir başlı başına başarı hikayesi bu. Geldiğiniz için çok teşekkür çok, ederiz. Ben onur duydum. Çok çok teşekkür ederim bana bu biz fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Çok keyifli. Bizim için de çok güzel bir program oldu. Evet, Açık Radyo'nun kuruluşunun 23. yılı doldu. O vesileyle Açık Radyo'nun hem yayın yönetmeni hem genel müdürü Ömer Madra bizlerleydi. Yarın sabah 7'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.